Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Çikolatalı tart kek yapacağız bu videomda. Oldukça lezzetli ve çok pratik bir, hem tatlı hem kek, gayet lezzetli bir tarif oluyor. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kalıbımı yumuşamış tereyağıyla güzelce yağlıyorum, böyle fırça yardımıyla. Ve bunu her tarafını yağladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Oda sıcaklığındaki 2 tane yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Yumurtaları bir yandan çırparken 1 çay bardağı toz şekeri ilave edip köpük köpük bir hal alana dek çırpıyorum. Yumurta ile şekeri tamamen özdeşene kadar, krema kıvamına gelene kadar çırpmak her kek tarifinde çok çok önemli. Bu kıvama gelmesi yeterli. Şimdi sıvı karışımları, süt ve sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı yeterli ikisi için de. Şimdi kuru malzemeleri ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Bir su bardağı kadar unum var ve bir küçük paket kakao ekliyorum. Bu aşamada mikser kullanmayıp elimdeki spatula ile karışımı sağlıyorum. Fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya da başladım bu arada. Tam bir bardak un yeterli gelmiş oldu benim için. Buzdolabından çıkarmış olduğum kalıbımın içine kek harcımı alıyorum. Birkaç şöyle hareketle içindeki havaların çıkmasını sağlayalım. Ve ısınmış olan fırınıma kek kalıbımı gönderiyorum şimdi. Fırında pişerken bir paket kremayı kaynama noktasına kadar ısıttım. Ardından içine 2 paket çikolata ekliyorum. Toplamda 150 gram, 160 gram arası çikolata kullanmanız yeterlidir. Ara sıra bu şekilde karıştırıp kıvam almasını sağlayabilirsiniz bu ganaş harcın. Kekim bu arada soğudu ve pişti. Kürdan testi yaparak 20 dakika sonunda fırından alabilirsiniz. Oldukça güzel ve nemli, güzel bir yapısı var kekimin. Kekim soğuduktan sonra ganaş sosunun da birazcık kıvam almasını bekledikten sonra ikisini birleştiriyorum. Dilerseniz ganaş sosu biraz buzdolabında bekletebilirsiniz. Birazcık daha koyu kıvamını seviyorum derseniz. Bekledikçe katılaşacaktır çünkü bu sos. Benim için yeterli geldi ama ben ihtiyaç duymadım. Bu şekilde. Dilerseniz bu şekilde de biraz buzdolabına koyabilirsiniz. Bir yarım saat kadar kendini toparlaması yeterli olacaktır. Şimdi servise geçelim. Dilimledikten sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. File, fıstık ve file badem kullandım. Tamamen kendi zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa videoma bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.